Evet, ligin ilk karşılaşması her takım olduğu gibi bizim için önemliydi. Galibiyetle başlamak istiyorduk. O doğrultuda çalışmalarımızı yapmıştık. Eksik olan yani bölgelerimizi zaten biliyorduk. Onunla ilgili bir şeyimiz yoktu, sıkıntımız yoktu. Karşılaşmaya gayet iyi de başladık. İlk 10-15 dakikadan sonra biraz daha fazla uzun top oynamaya başladık ki bu bizim istediğimiz oyun değil. Yani daha çok yerden pas yaparaktan ve orta sahadaki kontrolü ele alaraktan oynamayı düşünmüştük. Ama maalesef bunu zaman zaman gerçekleştiremedik. Ama ona rağmen oyunun ilk 65 dakikasına değerlendirecek olursak girmiş olduğumuz 3-4 tane çok net pozisyon var. Rakibimizin de direkten dönen bir topu var ilk devrede. Golü bulduktan sonraki süreçte yani 2-1'i 2-0'ı biz buluruz diye düşündük. Hatta hamleleri de o doğrultuda yaptık. Rakip biraz daha gelecekti. Pencil'in çabukluğuyla orta sahada Pinto'nun daha topa hakim olur düşüncesiyle o değişikliği de yapmıştık. En azından geçiş oyunlarında orta sahadan atacağımız toplarla öndeki oyuncuları topla buluşturup ikinci golü aramayı düşünmüştük ama maalesef rakibin yapmış olduğu hamleler bugün bizden daha verimli çıktı. Ki oyuna girerken de daha önceden de söylemiştik yani Volta'nın özellikle 18 içerisinde yan toplarda çok etkin olduğunu ama maalesef saha içerisinde uygulayamadık. Bizim adımıza üzücü, sonuç olarak gerçekten üzücü ama diğer taraftan da yeni gelen arkadaşlarımızdan bazılarını bugün görme fırsatımız oldu. Onların bize ileriki dönemde neler katabileceğini çok net bir şekilde gördük. Çünkü birlikte çok uzun süre bir çalışma şansımız olmadı. Diğer tarafta rakibimize baktığınız zaman geçtiğimiz sezon ligde neredeyse tüm sezon oynamış olduğu bir 11 oynadı. Ve bundan dolayı da sahadaki pozisyon alışları bizden çok çok daha olumluydu. Her ne kadar topa çok fazla sahip olmasalar da. Eksik bölgelerimizi zaten biliyorduk. Yani bugün de net bir şekilde bir daha ortaya çıktı. Çünkü bunu artık gizlemenin de bir anlamı yok. Orta sahada günümüz futbolunda hakim olamazsanız karşılaşmaları kazanma şansınız çok az ve çok zor. Çünkü orada oyunu yeterince domine edemezseniz hem defansınıza çok fazla yük biniyor hem de ön tarafta çok fazla hücum hattında da çok fazla üretken olamıyorsunuz. Biz de bunu yaşadık. Orta saha olmayan oyuncularla oynamak zorunda kaldık. Özellikle 8 ve 10 numarada. Bunu da çok net bir şekilde bu karşılaşmada gördük. Yönetimimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Bu kesinlikle bir sistem değil. Sadece bugüne kadar onlarla birlikte yapmış olduğumuz tespitin tekrar bir daha saha içerisinde görmüş olmamız. Ama diğer taraftan yani Türk yabancı sınırlaması ile ilgili biliyorsunuz çok fazla tartışmalar yaşandı. Yani şu anda bakıyorum ama her türlü kulübünde Türk futbolcu aradığını biliyorum. Yani biz de o şekildeyiz, arıyoruz. Yani gerçekten yani alternatif bile olabilecek Türk futbolcusu bulmak çok zor. Yani bunu bence gelecek yıllarda da tekrar bir daha bir gözden geçirmek lazım. Eğer Türk futbolcuların gelişmesini istiyorsak o zaman ona göre çalışmalarımızı yapmamız lazım. Sadece kısıtlama getirmekle veya götürmekle bu işler olmadığını diğer ülkeler çok net bir şekilde gösterdi. Evet, çünkü tekrar karşılaşmaya dönecek olursak biraz önce söyledim üzücü. Taraftarımız bizden beklentiler çok fazlaydı. Onu da biliyoruz. Özellikle gelen isimlerden heyecanlı olduklarını da biliyoruz. Ama onların da tam olarak hazır olmadığını bugün tekrar bir daha gördük. Önümüzdeki hafta bir bay hafta geçeceğiz. Ondan sonra Sivas'a geçeceğiz. Bunu lehimize çevireceğiz. Aynı zamanda yeni gelecek arkadaşlarımızla birlikte daha iyi bir görüntü olacak ama hiç kimse endişe etmesin. Çok net ve açık söylüyorum. Biz bu sezon herkesin şu andaki görüntüsüne göre değil, herkesin beklentisinin üzerinde ligi bitireceğiz. Ve doğru oynayaraktan bitireceğiz. Çünkü bugünkü oynamış olduğumuz oyun bizim istediğimiz oyun değil. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün oynadığı oyun da bizim istediğimiz oyun değil.
Yani o şekilde sadece belki sonuçları alabilirsiniz ama ligi istediğiniz yerde bitiremezsiniz. Oynamayı düşünürseniz maç kazanırsınız. Sadece bozmayı düşünerek de maç kazanamazsınız. Geçtiğimiz yıllarda bu alışkanlık zaman zaman devam etti mevcut olan kadromuzda. Ama bunu uzun yıllar bu şekilde oynayaraktan bir oyuncu grubu var. Bunu bir iki günde değiştirme şansımız da yok. Onun için kimse endişe etmesin. Bu 14 günlük süreyi biz çok net ve güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Ve Sivas deplasmanıyla birlikte daha iyi görüntü vererekten, daha iyi sonuçlar alaraktan taraftarımızı, camiamızı mutlu edeceğiz. Bundan biraz önce söylediğim gibi hiç kimse endişe etmesin ve şüphe de duymasın. Hocam teşekkür ederiz. Bir soru olarak aslında çok net bir şekilde söylediniz ama daha net bir konu söyleyeyim. Bir 10 numara bir maestro'ya ihtiyacınız var değil mi? Bence yani şimdi bugünkü karşılaşmada yani rakiple ilgili çok fazla konuşmamak lazım ama yani bizim ön tarafta tutacak ne topu tutacak oyuncumuz vardı yani özellikle geçişlerde. Bugün Sissoko'ya baktığınız zaman Sissoko çok net ve doğru bir şekilde yaptı ama sadece onunla da bitmiyor. Yani bizim gerçekten orta sahaya ihtiyacımız var. Yani sadece 10 numara olarak değil. Artı alternatif oyuncuya da ihtiyacımız var. Çünkü bugün yine yani soruma cevap verecekler. Yani değiştirmiş olduğumuz oyuncular da mevkisinin oyuncuları değildi. Teşekkür ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, kolay gelsin.